kabul etmiyoruz. Şimdi hemen bir anda kendi burada siyasi çıkarla bu acılar orada dururken ABD'yi işaret ediyor. Al işte G20 toplantısına gitti Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı. Biden dese ki 15 dakika yüz yüze görüşeceğim, hayat durur. Ve bir anda havuz medyasında bakın derler. Şimdi Türkiye'nin savrulduğunu bu Endonezya'dan bahsetmişken araya gireyim. Diğer tarafı değerlendireceğim. Bakın arkadaş, Endonezya yani yönetilmediği Türkiye'nin iç işleriyle de ekonomisiyle de bir uyuşturucu terörü yaşıyoruz. Evet. Yönetilemiyor Türkiye. Bunu bir görelim. Bu hakkı gerçekten hissedelim biz. Endonezya'ya gidiyor beyefendi. Endonezya Büyükelçisi Ağustos'tan beri Türkiye'de. Büyükelçi yok. Evet. Ama Büyükelçinin kim olduğunu da söyleyin. Profesör şu an ismi... Eski AK Parti milletvekili. Evet. Nerede efendim AK Parti emekli milletvekili olmayan Büyükelçi olamıyor zaten. Rektör olamıyor zaten. Bunları biliyoruz. Evet. Ağustos'tan beri hanımefendi burada gitmiyorum diyor. Ve Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı kimliğiyle gidiyor. AK Parti Genel Başkanı'nı Endonezya'da, Bali'de yerel danslarla karşılıyorlar. Eğer orada bir büyük elçi, devlet ciddiyeti olsa, evet sizin geleneğiniz budur. Devlet başkanlarını bu şekilde karşılarsınız. Ama bizim ülkemizde bayraklar yarıya inecek vaziyette bir yastayız. Emine Hanım'la salına salına dans grubu karşılıyor. Niye? Bir büyük elçi yok. Olsa bunu gidip demesi gerekir. Sedat Bey, yılların gazetecisiniz Allah aşkına. Dönelim bu tarafa. Yani yok, savruluyor Türkiye. Kaldı ki şu bir virgül koyarak ederim, şunu buyurun. Söylemek isterim. 2 saat 40 dakika sonra bu terör saldırısının üzerinden 2 saat 40 dakika sonra yola çıkılması, bir toplantıya gidilmesi normal mi sizce? Yani ben onu bir devletin devamlılığı esastır Evren Hanım. Yani tamam oradan böyle bir bakayım. Şey önemlidir. G20 toplantısı işte. Çünkü başkalarını çok eleştiriyorlar yani, diyorsunuz. Yani orada çok önemli şey çok önemli başlıklar olduğunda. Da var. Nedir işte Rusya, Ukrayna meselesi var. Çin, ABD meselesi var. Görüşmeler. Hadi bunu kabul edebilirim ama bu uyarılır yapılmasınlar. Şimdi terörün birinci hadisesi korku telaş yaratmaktır. Sosyal baskı yaratmaktır. Bakanımın da dediği gibi bu iş kimin işine yarar? Şimdi şunu anlıyoruz biz. Eğer 12 saatte 46 kişiyi gözaltına alabilecek kapasiten ve istihbaratın var ise ben şunu soruyorum buradan Sayın Soylu'ya. Sayın Soylu, evet İstanbul'un kalbidir. Gençliğim geçti benim İstiklal Caddesi'nde, sinema sokağında. Yani orada yürümek de başka bir tattır. Ve bütün turistlerin ve toplumun, bizim insanlarımızın pazar günleri geldiği bir yer. Ve orada senin istihbaratın, sivil polisin olmaz mı? Varsa bir kadın geliyor, elinde paketle 45 dakika bir bankta oturuyor, paketi bırakıp gidiyor. E pekala, İstiklal Caddesi'nde yürüyen benim gibi esmer vatandaşları çok çeviriyorsunuz. Ne demek istediğim anlaşılıyor değil mi efendim? Nerede senin sivil polisin? İstihbaratın nerede? Elinde paketle bir kadın geliyor ve fark edilmemesi de mümkün değil. Üstünde, eğer ki resim bu, üstünde siyah bir çarşaf örtü, altında kamuflaj kıyafeti var. Çok enteresan. Çok enteresan değil ya. Ben sinema yapıyorum. Senaryo yazdım. Yönetmenlik yaptım. Oyunculuk yaptım. Bir sahne çekiyor olsam, böyle bir şeyde, böyle birini oynatacak olsam dikkat çektirmemesi gerekir. Değil mi? Ben buradayım diyor. 45 dakika oturuyor, paketi bırakıyor ve gidiyor. Ve ondan sonra kalkıyorsun. Efendim işte Esenler'den oraya geldi, buraya geldi, geldik yakaladık. Bakın, burada büyük bir aymazlığın olduğunu hep beraber, sorumsuzluğun olduğunu görelim. Bunun ötesinde söylenecek başka durumlar. Sinekten yağ çıkarmak diye bir anlayış vardır. Bu arkadaşların anlayışında da bu çirkinlik vahdedi vücut bulmuş vaziyette. Yine Akit gazetesi. Evet. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Bu insanlarla aynı dünyada, aynı gök kubbenin altında nefes aldığım için insanlığımdan utanıyorum.
Ne diyor Akit? Sayın Kılıçdaroğlu Ekim ayında, Kasım ayını bekleyin dedi. Acaba mı? Ya bir insanda vicdan olur. Ve bunlar Rabbi esir ve la tuesir Rabbi temmin bin hayrı bilen insanlar inançların tam olduklarını söylüyorlar. Gıybet ediyorlar, dedikodu ediyorlar, yalan ediyorlar, riya ediyorlar. Ve Kemal Bey'i vesilesiyle bizleri hedef gösteriyorlar. Kemal Bey işte var olan İngiltere, Amerika ve çalışmaları altılı masanın çalışmasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarını Kasım ayı sonunda bu gezilerin gerekçesinin neler olduğunu ifade edecek. Kasım ayını bekleyin. Bekleyin. Ama neyi söylüyor? Bak işaret ettiği yere bak. Arkadaşlar bu kadar tehlikeli, bu kadar aymaz, sorumsuz, vicdansız insanlarla bu dünyada yaşamaktan da utanıyorum ben. Buna gazetecilik falan demiyorum, sizlerden özür dilerim. Bunlar gazeteci, tetikçi. Bunlar gazeteci. Medya terörünü yaratıyorlar. Biz de gazeteci demiyoruz onlara, yani, rahat olun. Ve burada bir terör var ise bu da bir terördür. Evet. Bu da bir terördür. Şimdi PYD, PKK itiraf etmiş ama Reuters da diyor ki IŞİD olabilir. İster IŞİD yapsın, ister PKK yapsın. Kim yapmışsa Allah'ın kahr ismiyle kahrolsunlar. Lanetliyoruz. Ama bu uyuyan hücrelerin demek ki Türkiye'de var olduğunu, evet. 4 ay, 3 ay gelip işte tekstilde orada burada çalışabiliyorlar. Demek ki Türkiye'de çalışma hayatı, hani diyor ya bir, sayın eski genel başkan yardımcısı AK Parti'nin Kayseri Belediye Başkanı. Olmaz. Suriyeliler gitse Türkiye'de ekonomi durur. Pekala bunları alıp çalıştırıyorsunuz. Bunlar kimdir? Nedir? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Bakın. Burada da bitmiş vaziyetteyiz. Bak bu olayları irdelerken biz sadece iceberg'in görünen taraflarını konuşuyoruz. Arka tarafında neler saklı, neler gizli. Ve Allah'tan tabii ki niye geliyor hadise Evren Hanım? Çok değerli Tele1 izleyicileri, bu hükümetin bakanlarının ifadelerinin içi boşluğundan dolayı halkta da güven eksikliği başlıyor. Öyle. Korku başlıyor. Korku başlıyor. Bunun etraflıca çok konuşulacak bir şey var, olabilir arka taraflarında. Bakın, eğer Demirtaş'a bir kez daha anasına, babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demirtaş taziye mesajını atmasaydı hedefteydi, biliyor musunuz? Kesinlikle. Tartışmasız yani. Yani. Atsa da hedefte. Attı. Hayır. Allah'tan bunu en hızlı, en çabuk zamanda attı. Bak diyor ki asla kabul etmiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabı aracılığıyla Demirtaş kim, hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun sivillere hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken, vicdanen terördür. Asla kabul edilemez. Altına imza atıyorum ben. Ama orada da sıkıntılar var. Orada da sıkıntılar var. Selahattin'i tukaka yapan bir yapı var orada da. Selahattin diyor ki bu terör bitsin, silahlar dursun, bu cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıralım. Lazlı, Kürtlü, Çerkezli değil, yurttaş olarak hepimiz eşit kimliğimizle hayata katılalım. Orada da başka sıkıntılar var. Şununla müsaadenizle bitireyim. Arkadaşlar, geldiğimiz yer bir adamın iki dudağı arasında, İçişleri Bakanı o, Sağlık Bakanı o, Maliye Bakanı o, herkes o. TÜİK Başkanı o, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı o. Türkiye'nin savrulduğunu görelim. İç işlerinde sadece hamasetlerle ya da ben bir laf ettim, sen bir laf ettin, mahkemelerde sürünüyoruz. Mahkemelerde sürünüyoruz. O evlatlarımız, ya o gün rastladım arkadaş ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi afişler asmış. Hoş çıktı, fos çıktı diye. Ya, böyle çocuklarla karşılaştım. Çocuklar diyorum, genç benim evlatlarım, kardeşlerim.
Ya dedi başkan utanıyoruz dedi biliyor musun? Ne yapalım? Ne yapalım? Kimi nereye gönderdiklerini yazıyorlar. Oradakilerini kim gitti? Sedat gitti, Evren gitti, Berhan gitti. O bölgedeki afişleri yiyeyim dedi vallahi diyor ki çoluk çocuk toparlar bizi gönderirler. Şimdi buradan hamasette bu işler olmaz. Burada çok ciddi bir sorun var. Bugün bu uyuyan hücrenin düğmesine basanlar yarın başka türlü var olan uyuyan hücrelerin düğmesine basabilirler. Sayın Kılıçdaroğlu'na, sayın muhalefete laf getireceğine soydu. Fotoroman, fetoroman yanımda getirdim. Fetoromanın kimler olduğunu da işine baksın. Eğer parti kuracaksan, ayrılacaksan git kardeşim. Esas olan olacaksan git ol. Çok mu kıskanıyorsun Recep Tayyip Erdoğan'a? Anlaşılıyor ki kıskanıyorsun. Çık kardeşim. De ki ben parti kuruyorum. Bu ülkenin huzurunu yaratması gereken, koruması gereken sen. Her ettiğin sözle bu ülkeyi huzursuz ediyorsun. Beni huzursuz ediyorsun. Ben senin valin, kaymakam. Valim ve kaymakam militan dedim. 6 ay ceza 6.000 lira tazminat cezası yedim. Ama sen kalkıyorsun konuşmalarında benim valilerim, kaymakamlarım militandır diyorsun. Sen İçişleri Bakanısın, ben vatandaşım. Peki. Bu günler geçecek. Bu günlerin geçebilmesi için sadece terörle ilgili değil, toplumun bütün katmanlarının bu açık yaralarına merhem olacak bir yapıya hep beraber ihtiyacımız var. Onun için altılı masada oturanların bu Türkiye'deki bulutların ve gökyüzünün alçalmışlığını yukarıya kaldıracak olan o altılı masada oturan ve dinamik diğer tarafta duran sosyalist ve emekten yana olan arkadaşların mücadelesidir. Yoksa hepsi vebali altında kalacaktır. Sayın Halidin Solmaz Türk'e dönmek istiyorum ben. Bu terör saldırısı hepimizi çok üzdü. Yani insan olanı üzmesi gereken bir saldırı. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80'in üzerinde vatandaşımız yaralı. Ağır yaralılar var. Temennimiz hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması elbette. Fakat pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi Sayın Solmaz Türk. İnsan ister istemez 7 Haziran 1 Kasım 2015 seçimleri arasını hatırlıyor. Genelde kamuoyunda böyle bir tavır var. Siyasiler de bunu yaptıkları açıklamalarda terörlerini